Sevgili dostlar, bugün gündemimizde efendim siyah ve beyaz gibi görme alışkanlığımız ve olaylara bakış tarzımız var. Neden böyle düşünmekteyiz acaba diye soruyoruz ve psikiyatrist Mehmet Tüzün bize rehberlik ediyor. Neden çoğumuz melek şeytan sınıflamasına bayılıyoruz acaba? Bunun bir sebebi olarak demiştik, millet olarak akıl değil, kalp insanları olmamız geliyor. Ve kimse ne melek ne de şeytan düşündüğümüzde ne simsiyah ne bembeyaz. Hepimiz hataları ve sevaplarıyla gri'nin değişik tonlarındayız. Hatasızlık sadece peygamberlere has. Böyle görme alışkanlığımızın temelinde de çocukluğumuzda özellikle bir tarzı benimsememiz olduğunu söyledik. Dedik ki psikolojik bir temeli var bunun. Hayatın ilk yıllarına dayanır ve inkar denilen savunma mekanizması ile ilişkili. Ve örneğin anne babasını çocuk hatasız görmek ister. Onlarla ilgili bir hata olduğunda zihnin alt benliğine atar onu. Ama sonra ortada bir işler yolunda giderken problem yok. Bir pürüz çıktığında bununla ilgili çatışmalar yaşayabilir demiştik. Sevgili dostlar, eğer anne baba hatalı bir davranışta bulunduğunda onu unutturmaya çalışmak veya kendini savunmak yerine "yaptığım yanlıştı, özür dilerim, bazen insanlar hata yapabilir, ben kusursuz değilim" diyebilmeli ve demeli. O zaman çocukların zihninde bölünmeler oluşmayacaktır, az önce bahsettiğimiz bölünmeler. Ama bunu gururumuza yediremeyip pek yapamıyoruz ya da yapmakta zorlanıyoruz gibi. Toplumumuzda da siyah beyaz mantığı ya da mantıksızlığı diğer toplumlara göre daha yaygın biçimde hükmediyor. Benim karım bir melek diye başlayan Türk filmleri meğer karım bir şeytanmış diye devam ediyor ve gerçekten de melekmiş şeklinde bitiyor. Ve ulusal tarihimizde hatasız kahramanlar ve satılmış hainlerle dolu. Yani ortası yok. Aynı mantık yüzünden toplum içinde keskin bölünmeler yaşıyoruz ve birbirini şeytan gibi gören, karşısındakini anlamaya çalışmayan alt gruplar çoğalıyor. Bizimkiler iyi, onlar kötü. Her şey bu kadar basit. Güya. Kişi bir dini cemaate girmişse hocasını en azından kutup olarak görüyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bile "ben nefsimi temize çıkarmam, nefsim her fenalığı ister" dediği unutuluveriyor. Her sözünde bir hikmet var, her ne yapsa keramettir deniyor. Farklı görüşteki bir liderse münafık olarak, bazen münafık olarak bile görülebiliyor. Burada belki Resul-i Ekrem'in bütün büyük hatalar işleyen sahabilerine karşı tavrını hatırlamak lazım efendim. O böyle bir olay duyunca "mümkün değil, o böyle bir hata yapmış olamaz, o kusursuz da" demiyordu. "Gözüm görmesin onu, meğer şeytanmış da" demiyordu. İnsanoğlunun hatasız olmayacağını biliyor ve güzel yönlerinin hatırına o kişiyi hoş görmeye çalışıyordu. Umalım ki sevgili dostlar, biz de bir gün kişileri siyah beyaz diye ayırmadan gri bir resim çizmeye alışırız. Böylece daha az hata yapar, hayal kırıklığı da yaşamayız. Thank you.
La ilahe illallah, 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 Muhammed Resulullah. Muhibbini sorarım yolunu, ol sevim. Rivayet o ki bir gün Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a gizlice iblisten gizlediği bir şeyi öğren diye emretti. O gün Musa Aleyhisselam yolda iblisi gördü. Ondan gizli bir şey, bir nişane, işe yarar bir bilgi öğrenmek istedi. İblis Hazreti Musa'ya şu sözümü daima hatırında tut diyerek şu öğüdü verdi. Ben deyip durma. Yoksa benim gibi olursun. Thank you.
ağlarım başı gibi. Oy oy, dumanlıyım dumanlı, dağlarım başı gibi. Oy oy, yosun tuttu yüreğim, derenin taşı gibi. Yosun tuttu yüreğim, derenin taşı gibi. Dertlerini ver bana, gözlerin ağlamasın. Oy oy, dertlerini ver bana, gözlerin ağlamasın. Dertlerini ver bana, gözlerin ağlamasın. Efendim, Bir Ömürlük Misafir'de Zübeyir bin Avvam'dan söz etmek istiyoruz bugün. Efendimizin etrafında erken yaşlarda Müslüman olan genç sahabilerden birisi Zübeyir bin Avvam ve birkaç hatırasını paylaşmak istiyoruz inşallah. Zübeyir bin Avvam bin Hüveylid bin Esed, Hazreti Ali ile aynı sene doğmuştur. Annesi Safiye binti Abdülmuttalip'tir ki peygamberimizin emesi, halasıdır. Peygamberimizin hanımı Hazreti Hatice de Zübeyir'in halasıydı. Babası Avam, deve kasabı. Hazreti Ebubekir'in davetiyle peygamberimizin yanına geliyorlar ve peygamberimiz ona nazil olan sureleri okuyor, anlaması için de gerekli açıklamaları yapıyor. O zamana kadar nazil olan sureler Fatiha, Ala, Leyl ve Fecr sureleri. Zübeyir akıllı, temiz ruhlu olduğu için hemen iman ediyor. Henüz 11 yaşındadır. Bundan sonra peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın okuma meclisine o da katılmaya başlıyor. Bir gün müşriklerin peygamberimizi öldürmek için yakaladıkları haberi kendisine geliyor. O zaman 12 yaşında. Eline kılıcını alıyor, koşarak peygamberimizin evinin olduğu Mekke'nin yukarı tarafındaki peygamberimizin yanına koşuyor. Bir taraftan da öldürene ve ölene kadar savaşacağım. Peygamberimizi ya kurtarırım ya da ölürüm diyor. Kan ter içinde peygamberimizin yanına varıyor. Efendimiz bu sırada evinden çıkmakta. Zübeyir'in elinde kan, kılıç, kanter içinde görünce Zübeyir'i soruyor. Ya Zübeyir, nereye koşuyorsun? Zübeyir durumu anlatıyor. Peygamberimiz tebessüm buyuruyorlar, teselli ediyorlar ve sonra yanına alıyor, Kabe'ye doğru yürüyorlar. Yolda peygamberimiz soruyor, beni gerçekten o şekilde bulmuş olsaydın ne yapardın? Zübeyir diyor ki,
elimdeki kılıçla müşriklerle ölene kadar çarpışırdım. ...12 yaşında bir çocuk bunu her haliyle o derece ciddi söylüyor ki Peygamberimiz ona ve kılıcına dua buyuruyor. Sevgili dostlar, Hazreti Zübeyir, Hazreti Hamza ve Hazreti Ali gibi kahraman ve şecaat abidesi bir şahsiyettir. Ve Peygamberimizin bütün seriye ve savaşlarına katılmıştır. Uhud Savaşı'nda herkesin dağıldığı bir zaman Peygamberimizin önünde ölmek için yemin ederek savaşmaya devam eden sahabilerdendi. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Şarabından içem, mecnun olup da düşem. Sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni. Bana seni gerek seni. Sevgili dostlar, altı çizili satırlarda efendim yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Bakalım bugün için çizdiğimiz satırlar, altını çizdiğimiz satırlar neler olacak? Hissemiz ziyade ola diye şöyle bir paylaşalım inşallah. Gamsız insanlara eğlence gelirmiş yaşamak, yüreğin hisli mi işkence desin, talihe bak diyen Mehmet Akif. Zarifoğlu. İsminin harfleri acizi oluşturan Ahmet Cahit Zarifoğlu,
kalbinizi ve sesinizi yumuşatın diye ihtar ediyor. Necip Fazıl'dan bir hatırlatma. Dünya güzel olsaydı doğarken ağlamazdık. Yaşarken temiz kalsaydık, ölünce yıkanmazdık. Tarık Tufan'dan bir altı çizili satır. Param olmadan çok şey aldım ben. Edep aldım, öğüt aldım, gönül aldım. Yine bir başka edebiyatçı Ali Ayçil'den bir hatırlatma. İnsanların ayrıntılara boğulmadığı günlerden kalma güzel bir cümle vardır diyor. Göz gördü, gönül sevdi. İyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik er kişinin, iyiliğe kötülük ise şer kişinin işidir. Şeyh Edebali'den. Hazreti Mevlana'dan bir uyarı. Kendini çok beğenme kul katında. Ne kendini beğenmişler var toprak altında. Sadi Şirazi, düşmanlarınızla oturup kalkan sizin dostunuz olamaz diyor. Ve efendim bugün için son altı çizili satırımız Bilal İşgören'den. Biz sevdiklerimizin üstünü her gece dua ile örteriz. İyilik, güzellik ve hayırla dolu bir gün dileyelim dostlarımızın hepsine ve ekip arkadaşlarımızla birlikte. Bugün de programımızdan Allah'a ısmarladık diyelim efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.